أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, İmam Nevevi Hazretlerinin 40 hadis isimli eseriyle birlikte oluyoruz. Nasip olursa bugün 23. hadisi şerifi sizlerle beraber anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız inşallah. Bu paylaşacağımız hadis-i şerifimiz İmam Müslim Hazretlerinin sahihinde yer alan Ebu Malik el-Haris İbni Asım el-Eş'ari radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadis-i şerifimiz. Kâle Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Bu sahabe efendimiz buyuruyorlar ki Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu önemli bir edeptir kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam ve Cenab-ı Hak ile ilgili işte Allah böyle dedi, Allah böyle söyledi, Peygamber böyle söyledi, böyle dedi. Tabi bunlar geçerli cümlelerdir ama daha güzeli nedir? Allah-u Teala şöyle buyurdu demektir. Bir üst makamda bir söz bize ulaşıyorsa onu buyurdu diye aktarmak edebe daha uygundur. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Efendimiz buyurmuşlar ki اَتْتُهُورُ شَطْرُ iman. Temizlik imanın tam da böyle yarısıdır. Tam ortası temizlik imanın yarısıdır. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَعُ الْم۪يزَانِ Elhamdülillah cümlesi mizanı dolduracak kadar büyük bir cümledir. Şöyle toplu bir manasını verelim ondan sonra Efendimizin dile getirdiği başlıklar üzerinde tek tek duralım. Ve subhanallahi velhamdülillahi temle'ani ev temle'u ma beyne's-semâi vel-ard. Subhanallah velhamdülillah. Bu cümleleri söylemek, bu iki cümle yer ve gök arasını dolduracak sevaba, büyüklüğe, azamete sahip cümlelerdir. Ves-salâtu nurun. Namaz bir nurdur, bir aydınlatma. Çevremizi hani zifiri karanlıkta göremediğimiz bir ortamda bir ışığın yansıdığını düşünelim. Namaz insanın etrafını aydınlatan bir nur, bir ışıktır. Ve sadakatü burhanın, sadaka bir burhandır, delildir. Birazdan açıklamasını yapmaya çalışacağım. Ve sabru diyaun. Sabır da bir ziyadır. Ziya kelimesini Türkçemizde kullanıyoruz. Sabır bir ziyadır. Yine bir ışıktır. Ama salat ve salat için kullanılan nur kelimesi, sabır için kullanılan ziya kelimesi. Bunlar arasında ne gibi benzerlik, farklılık var? Bunu da bahsedeceğiz inşallah. وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ Kur'an-ı Kerim ya senin lehine bir delildir veyahut da aleyhine bir delildir. Kullun nâsi yavdu. Her insan gelir geçer, her insan ayrılır. Her insan yani bu dünyaya geldi, bir şekilde bu dünyada gidecek. Febâi'un nefsehu femu'tiquha ev mubiquha. Şimdi her insan gelip geçer, her insan efendim nefsinin tabiri caizse satıcısıdır. Kimisi nefsini köle olarak bırakır, köleleştirir. Kimisi onu bağlar, kimisi serbest bırakır. Bunları izah etmeye çalışacağız inşallah. Şerh de hadis-i şerifi bize anlatan, açıklayan şarihimiz diyor ki bu hadis-i şerif İslam dininin temel usullerinden, dayanaklarından birçoğunu içerisinde barındıran, birçok önemli mevzuyu bir araya getiren önemli bir hadis-i şeriftir. Hemen başlayalım. Temizlikten Efendimiz bahsettiler. At-tuhuru şatrul iman. Biz de biliyorsunuz, mesela namaz kılmak için hem hadesten taharet, hem necasetten taharet gibi iki türlü bir temizlik lazım. Yani hem manevi kirlerden arınmak lazım, hem de maddi kirlerden uzak durmak lazım ki namazımız namaz olsun. Mesela ihram giyeceğiz, hac ibadeti yapıyoruz, umre yapıyoruz.
İhrama abdestli olarak efendim ihrama girebiliriz. Guslümüz olmadan ihrama giremeyiz mesela. Bu hem fiziki hem manevi temizliği ibadetlerimiz için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Burada Efendimiz Aleyhisselam "At-tuhuru şatrul iman." Temizlik imanın yarısıdır. Yani maddi ve manevi temizlik bizim imanımızı bir bütün olarak düşünecek olursak o kadar çok ibadetimizle, o kadar çok bizim manevi hayatımızla ilgili ve önemli bir konudur ki imanın yarısını teşkil edecek kadar temizlik önemli bir mevzudur. O yüzden biz Müslümanlar olarak tarih boyunca temizliğimizle, bu konudaki titizliğimizle anılmış efendim bir dinin mensuplarıyız. Böyle de olmamız gerekir. Bu bizim kişisel bakımımız, yani saçımız, sakalımız, giyimimiz, kuşamımız buradan tutalım. Evimizin temizliği, cadde sokaklarımızın temizliği, bulunduğumuz mekanların, iş yerlerimizin, hatta dağların, taşların, tarlaların, bağın, bahçenin temizliğine varana kadar fiziki temizlik ve imanla ilişkilendirilmiş bu. Yani bir Müslüman temizlik adına her ne yapıyorsa amel defterine sevap olarak mutlaka bu işleniyor. Müslümanın hayatında boş bir adım yok kardeşlerim. Mesela yolda giderken baktık ki insanlara, affedersiniz hayvanlara, onların geliş geçiş yollarına engel olan bir şey var. Bunu kaldırmamız da imanımızla alakalı bir şey. İnsanlar, hayvanlar affedersiniz oradan rahatça gelip geçsinler. Peki bunun tersi durumlar, yani adam bir çikolata yiyor, ne bileyim bir ambalajlı bir şey yiyor, hemen arabasından kaldırıp atıyor. Ne oldu şimdi? Temizlik imanın yarısıydı. Bu kadar bu konuda hassas olmamız lazımdı. Veya piknik yapmaya gidiyor. Ormanın içerisinde işte çayırlık yerlerde, meralarda, sahalarda ne kadar affedersiniz artık pislik varsa hepsini doğaya bırakıp geliyor. Oldu mu şimdi bu Müslüman açısından? Olmadı. Bir defa bilim insanları diyorlar ki bir efendim ambalaj, bir plastik bir şeyi doğaya atıyorsunuz. Bu 300-400 yılda belki doğada çözülmüyor bile yani. Şimdi biz 300-400 sene daha yaşayacak mıyız? Eninde sonunda ölüp gideceğiz. Biz öldükten sonra bu defa amel defterimize o işlediğimiz hatanın, günahın efendim karşılığı yazılmaya devam edecek. Buna gerek yok. Yani çöpümüz varsa onu bir çöp poşetiyle veya arabamızın içerisinde bir kenarda tutarsın kardeşim. Bir çöp bulduğun zaman uygun bir yerde bunu çöpe atarsın. Bu vebadan kurtulursun. Buna gerek yok. Şimdi geçenlerde bir haber okudum. Ozon tabakası dünyamızın koruyucu olan, işte güneşten gelen zararlı ışınları vesaire koruyan ozon tabakası o kadar büyümüş ki. Bu küresel ısınma diyorlar ya şimdi. Mevsim geçişleri olmuyor mesela. Bir bakıyorsunuz yazdayız. Bir anda kış geliyor. Artık sonbahar sanki kalktı. İlkbahar yani kıştan yaza geçiş aradaki ilkbahar mevsimi neredeyse kalktı. Bu neden oldu? Efendim araba gazları, ne bileyim kullandığımız parfümler, çevreye yayılan zararlı gazlar vesaire derken kendi ellerimizle yaptığımız şeyler yüzünden başımıza belalar, musibetler geliyor. Şimdi bir yağmur yağıyor. Diyoruz ki ya Rabbi rahmetini gönder. Bir yağmur yağıyor, seller, taşkınlar, arabaları alıp götürüyor, binaları neredeyse yerinden söküp götürecek. İşte bütün bunlar temizliğe gerektiği kadar önemi vermeyişimizden kaynaklanıyor. Ha yine biz elhamdülillah Müslümanlar olarak kusurlarımız var, eksiklerimiz var ama yine de temizlik konusunda çok hassas davranıyoruz. Hele siz bir gidin de Avrupa'da bir görün bakalım, kendilerini bize medeni olarak tanıtan, İşte bilmem demokrasi insan hakları filan deyip duran insanlar, yani çok bunu özümleyerek söylüyorum. Bu meclisimize, camimize, kürsümüze yakışmayacak bir örnek ama yani adamlar tuvaletlerinde su kullanmıyorlar mesela. Nasıl bir temizlik oluyor? Hayret verici bir şey. Efendimiz ikinci başlık olarak velhamdülillah, Allah-u Teala'ya hamd etmek, hamd sana mahsustur ya Rabbi demek efendim mizanı doldurur. Şimdi Allah-u Teala'ya hamd edecek bir insan önce iman sahibi olmalı değil mi? İman olacak ve Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği her şeye rıza göstererek
hamd ve şükürle Cenab-ı Hakk'a kulluğunu hissediyorsa, yarın kıyamet gününde o hassas terazide, mizanda bizi tatmin edecek, bizi memnun edecek, efendim yüzümüzü güldürecek önemli bir cümle ve bu cümle uygun bir yaşantı velhamdülillah. Peki bir de derse ki Subhanallahi velhamdülillahi derse, bu da yer ve gök arasını dolduracak kadar insana sevap kazandıran, bu kadar büyük öneme sahip cümleler. Ya Rabbi seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, kamil sıfatlarla seni yad ederim ya Rabbi demek, yani kulluğun özünü yakalamak kardeşim. Bu aslında kelime-i tevhidi söylemek demek, kelime-i tevhidin, kelime-i şehadetin gereğince yaşamak demektir. Subhanallah ne demek? La ilahe illallah demektir. Efendim bunun gereği Muhammedun Resulullah demektir. Cenab-ı Hakk'a iman, teslimiyet, istikamet ve ondan sonra hamdle, şükürle, kulluk bilinciyle yaşamak da yerle gök arasını dolduracak büyük bir nimettir. Sonra namaz bir nurdur. Namaz insanın yolunu aydınlatan, dünyada ahirette istikametini, doğru hedefi bulmasını sağlayan, o karanlık gecelerde gözümüz görmediği zaman bir çukura mı düşeriz, bir yerden aşağı mı düşeriz, başımıza neyin geleceğini bilemediğimiz yerlerde bir fener tutulsa bize, bizi ne kadar böyle memnun ederse, namaz da bir nevi o maneviyat yollarının çukurlarından, duvarlarından düşmemizi engelleyecek manevi bir kalkandır, bir ışıktır. Sadaka burhandır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi sadaka nedir? Sadaka aslında bizim imanımızı tasdik kelimesi de aynı kökten geliyor biliyorsunuz sadakayla. Tasdik etmek, Cenab-ı Hakk'a olan imanımızı biz sadakalarımızla aslında ispat ediyoruz. Şimdi Rabbimiz bize buyuruyor ki şu kadar malınız varsa şu kadarın zekatını verin. İşte çiftçiyseniz şu kadar malınızın öşrünü şu kadar verin. Allah yolunda infak etmenin şöyle şöyle dünyevi uhrevi kazanımları var derken şimdi şunu diyebiliriz değil mi? Yani fakirler ne yaptı da bizim malımızdan alıyor? Bazen duyuyoruz bu cümleleri. Halbuki Allah-u Teala emretti biz verdik. İşte bu sadaka bizim imanımızın bir delilidir, göstergesidir. Sabır da bizi musibetlere karşı, dünyevi uhrevi sıkıntılara karşı koruyan bir ışık gibidir. Kur'an-ı Kerim, son cümle olarak şunu söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi, Kur'an-ı Kerim ya lehimize bir delil olacak ya da aleyhimize delil olacak. Ayet-i Kerime'de, ya Rabbi bu ümmet Kur'an'ı beni terk edilmiş olarak bir kenarda bıraktı derse halimiz çok kötü kardeşler. Ama ya Rabbi beni aldılar, okudular, ölülerini almak için de okudular, hayat rehberi olarak da okudular, tefsirime baktılar, alimlerin görüşlerine baktılar, Peygamberimizin gösterdiği hakikatleri takip ettiler. Ben bu ümmetten memnunum ya Rabbi, bana müsaade et, ben bunlara şefaat edeyim derse o zaman kurtardım. O yüzden hiç vakit kaybetmeden, bakın şimdi musallada yatan kardeşimiz, kardeşlerimiz var, geçmişlerimiz var, şu anda kabir aleminin misafirleri. Onlara desek ki size bir gün müsaade edildi, tekrar hayata geleceksiniz desek ne yaparlar o bir günde? Kur'an okur, namaz kılar, zekatını verir, hayrın hasenatını yapar, helal edeceği insanlar varsa, bak onun bir gün zamanı garanti. Bizimki garanti mi? Hiç bilmiyoruz. 5 dakika sonra ne olur? Allah imanımızdan ayırmasın. O yüzden her bir anımızı bize lütfedilmiş fırsat olarak görelim ne olur? Rabbimizin kelamını okuyalım, ona hizmet edelim, onu nazlandıralım. Onun şefaatini elde edebilmek için okuyalım, düşünelim, anlayalım, yaşayalım. Rabbimizin huzurunda boynumuz bükük kalmasın. Cenab-ı Hak hepimizden razı olsun. Rabbimiz geçmişlerimize rahmet eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasip müessere eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.